Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere Google hesap doğrulama hatası. Yani bu ekranda takılan arkadaşlar, cihazı sıfırladık, formatladık ama burada bir önceki mail adresi, format atmadan önceki içindeki mail adresiyle açmamız gerekiyor. Bazı insanlar bunu unutuyor. Bazen sistem o içerideki mail adresini yazsanız bile geçemiyorsunuz, burada kalıyorsunuz. Ben bunu nasıl bypass yapıp buradan nasıl atlayıp telefonu nasıl açacağız onu göstereceğim. Hızlıca anlatacağım ben arkadaşlar. Öncelikle iki şeye ihtiyacınız var. İnternet birincisi ve Outlook hesabı, yani Hotmail hesabı ikincisi. Yoksa videoya başlamadan önce bir Outlook hesabı alın arkadaşlar. Outlook.com'a girip herhangi bir Hotmail hesabı, Microsoft hesabı açmanız lazım. Ben hemen videoya geçeceğim. Kısa keseceğim arkadaşlar. Bunu diğer Android telefonlarda da deneyebilirsiniz. Tabii ki olmuyor diye bir şey yok. Olabilir. Benim yaptığım model Vestel Venus E2 arkadaşlar. Şimdi burada yazmak istediğiniz ekrana gelince şurada 3 çizgi var. Gördünüz mü arkadaşlar? Buna bastık. Buradan daha fazla seçenek diyoruz. Buradan 3 noktaya basacağız. Şuradaki. Buradan hakkında gidiyoruz. Buradan aşağı inip açık lisans, açık kaynaklı lisanslar yazıyormuş. Ona basıyoruz. Burada herhangi bir yerin üstüne basılı tutuyoruz arkadaşlar. Burada paylaş diyoruz. Burada Gmail'i seçeceğiz arkadaşlar. Burada Gmail'i seçtik, ileri dedik, tamamlandı. Burada bir e-posta adresi ekleyin diyor. Bu Gmail olmasın arkadaşlar, gene aynı yere gelirsiniz çünkü. Bu Hotmail hesabı olması lazım. Outlook, Hotmail veya Live Hotmail hesabı. Ben hemen buraya hızlıca mail adresimi yazacağım arkadaşlar. Videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Normalde bypass videoları hep 10-12 dakikadan aşağı değil. Evet, burada Hotmail hesabı, burada şifremi yazacağım arkadaşlar ben. Oturum aç dedim. Parolam yanlış dedi arkadaşlar. Okay dedim. Evet, kuruldu arkadaşlar. Burada ileri. İleri. Şimdi Gmail'e git dedim arkadaşlar. Şimdi burada tekrar 3 noktaya bastık. Ayarlar. Tekrar 3 nokta. Hesapları yönete basınca arkadaşlar buradan telefonun ayarlar menüsüne ulaştık. Burada cihaza geliyorum. Uygulamalarda. Dosya yöneticisi arkadaşlar. Bu izinlere girip bunun iznini açıyorum. Tekrar çektim. Çektim. Şimdi kişiselleştirmeye gelip Google'a geliyorum arkadaşlar. Burada aramaya bastım. Öz akışınız diyor. Özet akışınız. Bunu okey deyince böyle bir ekran geliyor. Burada hayır dedim. Burada arkadaşlar Chrome'a gideceğiz. Burada Chrome açacağız. Chrome geldi arkadaşlar. Chrome'u açtık. Buradan web'e ulaşmış olduk arkadaşlar. Hayır. Buradan web'e ulaştık arkadaşlar. Buraya FRP boşluk Hui.
Yok. Cep yazdık. FRP arkadaşlar. FRP. Evet, madem böyle orada boşluğa basınca FRP Junkie arkadaşlar. Şu. İlk sayfa şu arkadaşlar, görüyor musunuz? RootJunkies.com. Bunu açıyoruz. Hayır. Burada aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Burada birinci öncelik şunu indiriyorsunuz. Android 6 Google Account Manager. İzinleri önce güncellemeniz gerekiyor. İzin verdim. Tamam dedi. Bunu indirdi arkadaşlar ve hemen altındaki com.rootjunkie.frp/bypass10. İzin ver. Tamam dedim. Burada aç diyorum. Burada indirilenlere gittik arkadaşlar. Burada öncelikle şunu kuruyoruz arkadaşlar. Ayarlardan bilinmeyen kaynakları açmamız lazım. Tamam dedik arkadaşlar. Geri geldim. Tekrar yüklemeye geçiyorum. Kabul et dedim. Bitti dedim. Şuradan com'lu olanı yükleyeceğim arkadaşlar. Bunu aç diyeceğim arkadaşlar. Burada 3 noktaya basıp tarayıcıda oturma diyeceğiz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Burada arkadaşlar normal Gmail hesabımızı buraya ekleyeceğiz işte. Ben onu da yazacağım hemen. Okey dedim. Şifre istiyor, şifre yazacağım. Evet arkadaşlar, bunu da burada bir A katılmamı söylüyor ama burayı atlayamayacağım ben arkadaşlar. Normal burada şeyiniz olması lazım. Bakalım bağlanamayacağım ben. Tamam dedik arkadaşlar. Buradan en geriye gidiyoruz arkadaşlar. Geri çıkıyoruz. Komple çıkıyoruz. Tekrar. Şimdi burada ilerleyeceğim ama benim burada bağlandığım ağda tabii sorun var arkadaşlar. Ben hemen telefonun Wi-Fi'ni açıp videoya buradan devam edeceğim. Evet arkadaşlar, o bağlandığım ağda şifre falan yazmam lazım. Tarayıcıyı açması gerekiyor. Ondan giremedim. Ben kendi telefonuma bağlıyorum hemen. Buradan devam ediyorum. Evet, ilerledik.
Her şey bu kadar kolay arkadaşlar. Birincide yapamamışsanız bile ikincide kesinlikle yaparsınız. Adımları birer birer uyguladığınız zaman yaparsınız arkadaşlar. Bir yere atlamadan. Burası biraz uzun sürüyor. Gelir şimdi. Ben ilk başlangıçta mobil ağ üzerinden yürüdüm arkadaşlar. Bir yerde Wi-Fi istedi benden. Siz direkt Wi-Fi'dan üzerinden yaparsanız sonraki problemi yaşamazsınız. İki önemli nokta, dediğim gibi videoya başlamadan önce, birincisi Wi-Fi üzerinden internet, ikincisi Hotmail Windows Live hesabı arkadaşlar. Bu diğer Android telefonlarda da işe yarar mı? Ben daha önce, hatta YouTube'a ilk girerken ilk çektiğim video Turkcell T70 videosu arkadaşlar. Aynı sorun. Google doğrulama hatası. İlk videomda da aynısını yapmıştım. Buna benzer bir şekilde açmıştım ben. Evet arkadaşlar, telefon açıldı. Şimdi değil diyorum. Kilit koymayacağım. Yine de hatta. Dediğim gibi o videomda da aynı sorun vardı. Onu farklı bir şekilde çözmüştüm. Bunu farklı bir şekilde çözdüm. Ama mantık aynı. Dediğim gibi şey yaparsanız, adım adım giderseniz sorun yaşamadan telefonunuz açılacaktır arkadaşlar. Diğer Android telefonlarda da bunu bir şansınızı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben videoyu uzatmamaya çalıştıkça uzuyor arkadaşlar. Atla dedim arkadaşlar. Yine de atla. Olmadı. Aa. Peki arkadaşlar, ben bir telefonu yeniden başlayayım.
Bakalım. Derdimiz neymiş? Telefonu kapatınca arkadaş kendine geldi. Evet, telefon açıldı arkadaşlar. Orada bir yeniden başlatmanız gerekiyormuş. Artık telefonunuz kullanabilirsiniz. Hayırlı olsun. Güle güle kullanın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Herkese teşekkürler. Beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün karşınızda. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere şey göstereceğim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere Google format attıktan sonra eski hesabınızla